HDI Sigorta sunar. Efendim iyi akşamlar. Büyük acılar yaşadığımız şu günlerde tek yürek olmuştuk. Biz tek yürek olurken kulüpler de tek yürek olmuştu. Ama acılı bu günlerde kulüplerin bu tek yürek oluşu nazar mı değdi bilmiyorum. Tekrar aralarında tartışmalar, atışmalar başladı. Bilhassa Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında. Bunları masaya yatıracağız bu akşam. Çok değerli iki konuğum var. Türkiye'ye birçok yıldız futbolcuyu kazandırmış dünyaca ünlü bir FIFA menajeri sevgili Ceylan Çalışkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet ve de Süper Lig'in önemli hakemlerinden biriydi. Onu da tepesi attı, hakemliği bıraktı. Deniz Ateş Bitnel bizlerle birlikte. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ortalık toz duman dedim. Esasında her şey iyi giderken Fenerbahçe'nin Sevilla yenilgisi sonrasında Jesus'un söyledikleri ile film koptu. Ne mi dedi? Bir hatırlayalım. Startı verelim. Nós não entramos na Supercopa. Türkiye'de iki tane devam ettiğimiz yarış var, iki kupa var. Zaten Türkiye'de üç tane kupa var. Süper Kupa, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası. Biz şu anda Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele ediyoruz. Ve hala inanıyoruz ligde birinci sırayı tekrardan alabileceğimize inanıyoruz. Kupada da final oynayabileceğimize inanıyoruz. Fenerbahçe'nin final oynayıp kupayı kazanabileceğine inanıyoruz. Ama belirtmiş olduğum gibi, demin de belirtmiş olduğum gibi, bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sadece kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz hala iki turnuvada yolumuza devam ediyoruz. Evet, Jesus'un beklenmeyen bu açıkları, mesela Sevilla maçından sonra neden Fenerbahçe elendi onları anlatır diye bize beklerken, Türkiye'de sportif yarış yok, başka yarışlar var dedi. Dünyada birçok yerde maç seyrettiniz. Birçok ünlü yıldızı Türkiye'ye getirdiniz. Jesus'u ne kadar yakından tanıyor musunuz? Daha önce çalışmıştınız ya da... Yok, çalışmadık ama bir iki defa karşılaştık. Tabii ben başka bir pencereden bakmak istiyorum. Evet. Bu olaya gidiyorum İngiltere'de, Almanya'da, Fransa, dünyanın bütün ülkelerinde maç izliyorum. Gerçekten futbol ortamı bizdeki de kıyaslanmayacak kadar değişik. Her şey rekabet üzerine, dostça bir rekabet üzerine kurulmuş. Marka değerini koruma üzerine kurulmuş, kulüpler daha nasıl büyür diye kurulmuş bir sistem var. Artık bakıyoruz şimdi Manchester United, City, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih takımları 1 milyar dolarlık bir bütçeyi yakalamışlar yıllık. Biz de hala kavga ve tartışma, her günümüz tartışmayla, kavgayla geçiyor. Ben zannediyorum ki artarak devam edecek. Ve artarak devam edecek, yıllardır da böyle. Kulüpler batmış, artık kulüplerin kıpırdayacak hali kalmamış, borç batağına batmışlar. Milli takımımız dünya kupalarına gidemiyor, 22 yıldır dünya kupalarında yokuz. Avrupa kupalarına katılamıyoruz. Sırbistan şampiyonu direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bizim şampiyonlarımız 2024-2025'te de ön eleme oynayacaklar. Ön eleme oynayacak. Bu sene bunları, şampiyon olan takım 4 eleme evet, oynayacak. Bunları tartışacağımız yerde sığ, küçük, yerel, hiç kimseye bir fayda sağlamayacak küçük tartışmalarla gündemi işgal ediyoruz ve bu Türk futboluna hiçbir şey kazandırmıyor. Yıllardır kazandırmadığı gibi. Ve Türk futbolu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ve buna maalesef tüm futbol camiası buna çanak tutuyor. Bir yanlış korner bir hafta konuşuluyor. Manchester United, Barcelona, Real Madrid nasıl Şampiyonlar Ligi şampiyonunu alacağım derken bizim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yok penaltı yanlış verilmiş de, yok kornere yanlış çıkmış da bunların peşinde koşuyor. Yani gerçekten dünyadaki futbol camiasıyla, dünyadaki futbol vizyonuyla bizim vizyonumuz bambaşka. Bambaşka. Yani bu bir an önce değişmeli. Bu şekilde devam etmez. Zaten Türk futbolu battı, iyice de batacak bu şekilde. Hayır, Jesus da herhalde iyice öğrenmiş ki bizi nereden prim alacağını, böyle açıklamalar yapıyor yani.
Nasıl karşıladınız diyorsun? Yani Portekiz'de ya da Brezilya'da ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde böyle açıklama yani yapabilir miyim? Hiçbir teknik direktörün, hiçbir başkanın, hiçbir yöneticinin, hiçbir futbolcunun böyle açıklama yapması taraftarı değilim. Sadece Jesus değil. Galatasaraylı da yapmayacak, Beşiktaş'ı da yapmayacak, Fenerli de, Trabzonlu da. Böyle açıklamalar yapılmayacak. Böyle açıklamalar yapılırsa bir karşılığı olur. Ve Türk futbolu kaosa girer. Zaten kaostayız. Ödenmeyecek borçlar içinde kulüpler. Çok kötü giden milli takım. Avrupa kupalarında yokuz. Yani dünya bugüne kadar bu kadar yatırım yapmışız. Dünyada yatırımda 6. 7. sıradayız. Dünya sıralamasına, FIFA sıralamasına baktığımız zaman 40 sırada, 40. sıradayız. Yani burada bir anormallik var. Burada normal olmayan bir şeyler var. Büyük bir başarısızlık var. Benfica'ya bakıyoruz. Geliri 50-60 milyon euro. Porto'ya bakıyoruz 50-60 milyon euro. Porto iki tane Şampiyonlar Ligi almış ama nasıl alıyor? Çok iyi bir başkanı var. 40 senedir aynı adam. Çok da iyi tanıyorum. Portekiz-Türkiye milli maçında locasında izledim. Adam kulübü çok iyi yönetmiş. Alıyor oyuncu, yetiştiriyor, altyapısını kurmuş. 10 milyona alıyor, 100 milyona satıyor. Benfica 15 milyona alıyor, 120 milyona satıyor. Shakhtar Donetsk 100 milyon euroya oyuncu satıyor. Biz hala yok taca çıkmış, penaltı olmuş, korner olmuş. Bunun peşindeyiz. Yani gerçekten benim mantığım almıyor bu tartışmaları. Bu tartışmalar Türk futboluna hiçbir şey kazandırmaz. Sadece evet. Vakit kaybettirir. Evet. Deniz, bu Jesus'un açıklamasında tabii adres büyük ihtimalle hakemlere gidiyor. Değil mi? Yani daha çok federasyon kanadı. Federasyon kanadı. Hakemlere gidiyor. Sen nasıl? Biraz sallıyor. Şimdi araya Dünya Kupası arası girmeseydi, deprem arası olmasaydı herhalde Jesus biraz daha çabuk adapte olurdu Türkiye Ligi'ne. Adapte olmakta geç kalmış. Çünkü bu açıklamaları daha önce yapıyor aslında gelen yabancı teknik adamlar. Direkt hakeme ya da merkez hakem kurulu. Geçmişte bunları Lucescu da yaptı biliyorsun. Sallayarak. Şimdi Dünya Kupası arasından önce Jesus'a bakalım. Batshuayi bir maçta haksız yere yanlış sarı kartla ya da yanlış kırmızı kartla oyundan atılıyor ve Batshuayi'yi eleştiriyor. Valencia keza başka Konya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam yine yanlış bir kırmızı kartla atılıyor. Valencia'yı eleştiriyor. Yani oyuncularını eleştiriyor. Atılmaması gerekiyordu diye. Sonra Dünya Kupası arasından sonra ne oluyorsa bakıyor bu ülkede böyle olmuyor. Herkes hakemlere eleştirerek bir yerlere gelmeye çalışıyor. Herkes hakemlere sallıyor, federasyona sallıyor. Ben de rüzgara ayak uydurayım diyor. Muhtemelen ülkeye ayak uydurma aşamasını atlattı. Tamamen burada işlerin böyle yürüdüğünü düşünerek bu yorumu yapmış. Şimdi bir basın toplantısında basın mensubu soruyor. Hani Jesus, daha doğrusu son maçtan sonra böyle bir şey, maçlar sahada kazanılmıyor, masada kazanılıyor diye soruyor. Oradaki tercüman, Jesus bu açıklamayı deprem dolayısıyla alınan, takımlar ligden çekildikten sonra alınan kararlar için söyledi diye bir düzeltme yapıyor. Sorunuzu buna göre düzeltip sorun diyor. Şimdi öyle bir çalışma yapılmış ki aslında herkes biliyor neyi kastettiğini de tabii. Onu da bir şekilde eviriyorlar. Şimdi kariyeri boyunca hiç atılmamış galiba Jesus. İki kez Türkiye Ligi'nde atıldı. Öyle okudum ben de, bilmiyorum doğru peki mu? Peki sen iki atılmayı da hatırlıyor musun? Son maçı ve daha önceki maçlarındaki atılmayı. Daha önceki maçı hatırlamıyorum ama son maçtaki istese atılmayabilirdi. Şimdi yani sen ya, maçı yönetsen atar mıydın? Kırmızı kartlık mı hareket? Tabii yani talimatlar öyle. Şimdi el kol hareketi yaparsa teknik yani adam... Yani mesela şimdi şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki ya Jesus Portekizce'den başka bir şey bilmiyor. Hakem Portekizce mi biliyor filan buraya getiriyorlar. Yok şöyle beden dilinde şimdi talimatlarda diyor ki teknik adam sizin vermiş olduğunuz bir karardan sonra el kol hareketi yaparak sahaya da kendine ayrılmış alanı terk eder ve hakemi protesto ederse atacaksınız. Yani bu talimat... Bunu uyarı yok. Zorunda hakem. Sarı uyarı şimdi, yok. Normalde İKAS, ihtar ve ihraç müessesesi var. Şimdi orada ne yaptığını tam olarak biz de bilmiyoruz. Aslında görüntülere yansıyan bölümde sarı kart da gösterebilirdi hakem ama belki fazlasını yapmıştır. Daha önce uyarılmıştır dördüncü hakem tarafından defalarca. Atılmış olabilir. Biz hakem tarafından düşünüyoruz olayı. Ama Jesus Türkiye'ye ayak uydurdu derken şunu da söylemek istiyorum. Geride olduğu bir maçta hatırlayın Fatih Terim yıllarca takımı ateşlemek için neler yaptı sahada. Gerekirse kendini oyundan attırdı ki takım hırslansın, ateş birazcık daha maça
kanalize olsun, daha fazla mücadele versin, daha fazla hırslansın. Jesus belki de bunu da taktik olarak yapmış olabilir, bilerek atılmış da olabilir. Çünkü atıldıktan sonra bütün her şey planlıydı, dikkat edin. Kulaklık hazır mı, telsiz hazır mı, ben tribüne çıkıyorum, dikkat ettiniz mi onlara? Hayır, çok ben oralarına baktım. Telsiz, tabii nasıl iletişim kuracağız, işte onu verin, bunu verin, bir sürü hazırlık yapmışlar. Tribüne çıktıktan sonra bir de orası da işin ayrı bir tartışma konusu. Tribüne gönderilen teknik adam saha içerisindeki yardımcılarıyla iletişim kuramaz. Böyle olduğunu biliyorum. Zaten böyle değil ama mi? Ama öyle bir hazırlık yapmışlar ki telsiz, telefon, o, bu, iletişim, kulaklık, her şey vardı. Ve bu bilerek mi oldu acaba? Bunu da aslında başka gözden kaçtı. Belki evet, de bilerek attırdı kendini. Avrupa'da oluyor mu böyle şeyler çok? Yani tabii Avrupa'da da atılan teknik direktörler oluyor. Zaman zaman gerginlik oluyor. Ama bizdeki gerginlik toplu oluyor. İki camia karşı karşıya geliyor. Genellikle de şampiyonluğa oynayan iki camia oluyor. Teknik direktörler, başkanlar, taraftarlar, yöneticiler, medya adeta bir düello oluyor. Başta da söylediğim gibi bizdeki futbol sistemi baştan sonuna kadar maalesef değişmesi gereken bir futbol sistemi var. Bu şekilde bugüne kadar gelmiş ama bugünden sonra ben çok endişeliyim bu konuda. Çok üzülüyorum Türk futbolunun düştüğü durumlara. Bu 20 yıldır bakıyoruz Türk futbolunu yöneten aşağı yukarı hep aynı insanlar. Ve bir adım ileriye gidemedik, 10 adım geriye gittik. Bu işe mutlaka bir çözüm bulunmalı. Bu işin çözümü var. Bu işe iradeli, liyakatlı, bu işi bilen insanlar el atarsa, destek de görürse bu iş düzelir diye düşünüyorum. Yoksa kulüpler battı. Kulüplere ya devlet el koyacak ya da birilerine satılacak. Bunun haricinde kulüplerin artık bir adım ileriye gitme şansı kalmadı. Potansiyel var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın potansiyeli Porto'dan çok daha fazla. Benfica'dan çok daha fazla. Taraftarı çok daha fazla. Camiası çok daha büyük. Geliri de daha büyük. Ama biraz önce de belirttiğim gibi diğer takımlar iyi yönetiliyor. İyi futbolcu transfer ediyor. İyi paralara satıyor. Oynatıyor, satıyor. Yetiştiriyor, satıyor. Kulübü çok iyi yönettiği için de hem kulüp para kazanıyor, borçlanmıyor. Hem de dünya çapında başarılar elde ediyorlar. Portekiz milli takımına bakıyoruz, bizim milli takıma bakıyoruz. Kıyaslanmayacak kadar fark var. Belçika milli takımına bakıyoruz. Ben Belçika'da büyüdüm. Bu Avrupa 50-60 yıl önce altyapısını kurmuş. Yani şimdi bakıyorsunuz 5 yaşında çocuklar altyapıda oynuyor. Doktoru var, antrenörü var, mentoru var, psikoloğu var. 5 yaşında başlıyor futbol. Yani biz de bakıyoruz. Hala futbol oynayacak saha bulamıyor 12-13 yaş grubu, 14-15 yaşındaki gruplar. Amatör takımların bile Avrupa'da 4-5 tane genç takımı var. Bizde birincilik takımlarının, Süper Lig takımlarının bile doğru dürüst bir altyapısı yok. Sevgili Ceyhan Çalışkan, mesela son dönemlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a birçok oyuncu geliyor. Ama mesela bu oyunculara Avrupa'dan mı teklif gelmiyor yoksa buradaki şartlar mı daha cazip? Mesela Zaniola, işte Icardi, Batshuayi, Aboubakar, Gomis. Şimdi şöyle, Aboubakar'ı ben getirdim Beşiktaş'a. Evet, 24 yaşında getirmiştim, kiralık olarak getirmiştim. Siz Aboubakar'ı ilk siz getirdiniz. İlk ben getirdim. Porto'yla problemleri vardı. Porto'yla problemleri olduğu için kadro dışı kaldı. Biz de aldık getirdik. Tekrar dünya futbolu kazandı Aboubakar'ı. Çok iyi bir sezon geçirdi burada. Buradan tekrar Porto'ya döndü, mukavele uzattı. Ve hatta çıkış maddesi 50 milyon euroydu. Burada kimsenin bilmediği bir şey daha var. O dönemde Everton Porto'ya 45 milyon euro teklif etti Aboubakar için. Everton. Evet. Aboubakar Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyor diye gitmek istemedi. Porto Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Ben dedi Şampiyonlar Ligi oynayacağım dedi. Şimdi Türkiye'ye futbolcu ne için geliyor? Bir tek sebebi var, iki sebebi yok. Gerçekçi olmak lazım bu konuda. Türkiye'ye gelip de bir futbolcu, yok ben kariyer yaparım, Real Madrid'e giderim. Hadi birkaç tane giden oldu. 30 senede belki 4-5 tane futbolcu böyle oldu. Bunun haricinde yok ben Türkiye'ye gideyim, kariyer yapayım, büyük liglere gideyim, böyle bir şey yok. Tabii ki Türkiye'deki ödenen paralar Avrupa'dakinin 3 misli, 4 misli olduğu için onun için geliyorlar. Başka bir sebebi yok. Ve Türkiye'ye gelen 100 futbolcudan 70'i, 80'i
30 yaş ve üzeri. Artık bu 30 yaş ve üzeri futbolcuları Çin bile almıyor. Bir tek Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler alıyor. Onlar da bizim kadar almamaya başladı. Bir tek bizde var bu kadar yaşlı. Şu dünyaya baktığımız zaman en yaşlı lig bizdedir. Ama biraz da burada tribünlerin de kabahati var. Yani mesela geçen sene tribünler istedi diye Galatasaray şeyi almak zorunda kaldı mesela. Gomis mi getirdi? Efendim? Gomis miydi? Evet. Gomis istemişti galiba. Gomis'i aldı. Ondan sonra daha önce Atletico Madrid'e tekrar giden Monaco'dan aldığı oyuncu var. Şimdi bu sene mesela Icardi var. İşte Mertens var. Torreira var. Fenerbahçe'de Batshuayi, Beşiktaş istemedi. Fenerbahçe aldı. Aboubakar tekrar geri geldi. Şimdi abi bakın. Falcao'yu mesela geçen sene. Mesela bu oyuncuları Porto istese alamaz mı? Benfica istese alamaz mı? Hani Falcao Galatasaray'dan gene gitti İspanya'ya, bir şey yapamadı gene. Ajax istese alamaz mı? Ama burada oynuyorsa yıllık 5-6-7 milyona, orada oynuyor 1,5-2 milyon. Yani arada dağlar kadar fark var. Şimdi bu futbolcuları Avrupa'nın iyi kulüpleri alabilir. Yani yönetici becerisi diye adlandırılıyor burada, öyle mi? Yani bu, şimdi Türkiye'de olması gerekeni söyleyeyim ben. Buradan kimseye de kötülemek veya sallamak da istemiyorum. Ya bu bir vizyon meselesi. Şimdi Porto ne yapıyor? Porto 19'dan 24-25 yaşına kadar ilk 11'inde 8 kişiyi buluyor. Bunları hem oynatıyor hem satıyor. 3 tane tecrübeli oyuncu oluyor. Ajax aynı şekilde. Benfica böyle iyi yönetilen kulüpler kadroda bizdeki gibi 8 tane, 10 tane bir bakıyoruz 25 kişilik kadronun 15 tanesi 30 yaş veya üzeri. Yani bunlarda böyle bir şey yok. Siz takımı gençleştirmezseniz tempo mesela. Yaşlı oyuncuların temposu da düşük oluyor. Ama çok mesela oyuncu... siz şeyi kaç yaşında getirdiniz Galatasaray'a? Drogba'yı 34 yaşında getirdim. Şimdi şöyle. Bakın. Drogba'ya kim itiraz edebilir? İşte böyle 2 tane 3 tane olur zaten. Şimdi ama siz, Drogba ayarında olması lazım. Drogba ayarında olmasa da tecrübeli bir takımda ilk 11'de 3 tane, maksimum 4 peki, tane. Peki Drogba'yı nasıl getirdiniz? Bu yani Drogba ya gerçekten bir mucizeydi. Chelsea'deydi. Chelsea'deyken Sayın Ünal Aysal başkan oldu Galatasaray'a. İlk teması o zaman kurdum ben. Akıl almaz rakamlar çıktı. Yani hiçbir Türk kulübünün ödeyemeyeceği rakamlar çıktı. Sonra Çin'e gitti. Çin'de 2 yıllık maaşı 50-60 milyon eurolardaydı. 50-60 milyon euro. 2 yıllık maaş tabii. Sponsorlarla birlikte. Orada menajer aradı. Menajeri benim arkadaşım. Dedi ki sıkıntılar var dedi. Burada kalmak istemiyor, futbol oynamak istiyor Drogba dedi. Ben dedim iletişimde kalalım. Her hafta konuşuyorduk. Sonra dedi ki biz şey yaptık. Mukaveleyi feshettik dedi. Fes örneğini gönderdi. Gönderdi. Fransa'da, Belçika'da, İngiltere'de ve Türkiye'de 4 tane avukatla konuştum ben. Çünkü çok riskli bir olay. Şimdi tek taraflı fesih, haklı fesih ama tersini düşünün. Ters olduğunu düşünün. Hem Galatasaray çok büyük tazminat öder aldığı için. Hem de yani ben o işi bırakırım yani. Bize de çok büyük zarar olur ve ben o işi bırakırım. Artık yapmam. Çünkü dünya çapında bir oyuncuyu çok büyük bir kulübe getiriyorsunuz. Ve olay tazminatla bitiyor. Bu olacak iş değil. Ondan sonra Sayın Ünal Aysal'a söyledik. O zaten çok istiyordu. Getir dedi. Şartlar da çok uygundu. Mesela Drogba'nın 1,5 yıllığı 10 milyon euroydu. 1,5 yıllığı. Evet. Falcao 3 yıllığı 30 milyon euroya geldi. 1,5 yıl oynadı. 20-25 milyon. Şakne'ye verdik. 20-25 milyon euro gitti. Drogba'yı o dönemde Milan istiyordu, Juventus istiyordu. Juventus zaten Anelka'yı aldı. O da Çin'deydi. Anelka'yı aldı ve Marsilya istiyordu. Yani bu Galatasaray'ı çok... tercih etme sebebi ne oldu? Yani Marsilya ve Juventus'tan Galatasaray. Yani şöyle söyleyeyim. Menajerleri bir futbolcuyu istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Menajerleri Galatasaray'a yönlendirdiler. Hep beraber Galatasaray'a yönlendirdik. Galatasaray'a geldi. Peki ve bu, işte çok da mutlu oldu Galatasaray'a geldiği için. Bu çok konuşuluyor. Menajerler şöyle yapıyor. İşte menajerler parayı kazanıyor, futbolcuyu şöyle alıyor, böyle alıyor, etki altına alıyor yöneticilere. Ne diyorsunuz yani bu menajerlik Türkiye'deki? Bunların %90'ı tabii ki doğru. Doğru. Zaten yani şöyle.
Avrupa'da gerçekten çok büyük menajerlik şirketleri var. Kulüpleri yönlendiriyorlar. Antrenörlerin de menajeri bu şirketler. Başkanları yönlendiriyorlar ve çalıştıkları kulüplere çok büyük de faydalar oluyor. Oyuncu satıyorlar, para kazandırıyorlar, iyi oyuncular getiriyorlar. Çünkü orada yanlış bir şey yapsa, o kulübe bir zarara falan uğratsa bir daha o kulüple çalışamaz zaten. Ha bize gelince, bizde daha menajerlik sistemi diye bir sistem yok ve olmadı. Hep menajerler gündemde. Menajerler gündemde olsun. Şimdi şöyle, Türkiye'de bir sürü yanlış işler oluyor. Peki bu yanlış işleri bu menajer kimle yapıyor? Bir kulüp başkanıyla. Menajer gidip kendisi imza atıp futbolcuyu transfer ediyor mu? Etmiyor. Kimle yapıyor? Kulüp başkanıyla yapıyor. Kimle yapıyor? Hocayla yapıyor. Kimle yapıyor? Sportif direktörle yapıyor. Menajer kendi kendine futbolcu getirip bir kulübe imza attıramaz. Mesela Fenerbahçe'ye Komoli diye bir adam geldi. Bir sürü adam getirdi. Bir tanesi işe yaramadı. Hepsi gitti. Yani Komoli... Yani... Nedir Komoli'nin pozisyonu? Yani menajer midir, sportif direktör sportif, mü? Sportif direktördü. Bir ara menajerlik de yapmıştı. Ama olmadı yani, uymadı. Şimdi gitti Toulouse'da, iyi işler yapıyor. Fransa'da iyi işler yapıyor. Orada sistem tabii daha farklı. Tabii sistem var, sistemin dışına çıkamaz. Sistemin dışına, Toulouse'da başarısı olduğu an bir daha Avrupa'da iş bulamaz. Hakemlerin menajerleri de yok, değil mi Deniz? Yok. Yani bize yabancı ülkeden teklif gelmedi. Hakemliği bıraktıktan sonra. Aslında hakemler de transfer oluyordu. Cüneyt Çakır'a teklif gelmişti Suudi Arabistan'dan. Gidecekti, gitmeyi düşünüyordu. Görüşmeleri oldu. Bilmiyorum siz hakim misiniz o olaylara ama. Yani, birkaç hakemimiz zaten sezon içerisinde gidip farklı ülkelerde maç yönetebiliyorlar. Öyle bir durum da var da. Hakem değişim programı diye bir şey çıkardı, talimat çıkardı federasyon, bazı Türkiye Avrupalı Futbol Federasyonu. Hakemler gidip Suudi Arabistan'da, Katar'da maç yönetiyorlar. Evet, bu arada yani, biraz sonra tabii Deniz'e çok işimiz düşecek. Tabii. Kartlar var. Merkeğe gelince şimdi. Evet, şeyi de soracağım. Bu arada tabii sevgili Ceylan Çalışkan, Drogba'yı buraya getirdi, bir sürü Abu Bakar'ı getirdi ama tabii en önemli transfere imza attı transferlerden biri de Cenk Tosun'u transferi değil mi? Beşiktaş'a iyi para kazandırdınız. Türk futbol tarihinin en büyük transferi. Gelmiş geçmiş Türk futbol tarihinin en büyük transferi mi? 28 milyon euroya verdik Everton'a. Buyurun. Cenk Tosun'u. 28 milyon euroya siz Cenk Tosun'u verdiniz. Ama o paralar ne oldu bilmiyorum. Faik abi, yine oyuncular verilebilir. Kulüplerin yapması gereken de zaten bu. 19, 20, 21, 22 yaşında alacak oyuncuyu, 24, 25, 26 yaşında 2-3 sene oynatıp satacak. Bu yapılabilir. İşte Porto bunu yapıyor. Benfica, Ajax, Shakhtar Donetsk. Mesela bizde böyle çok ışık veren futbol, Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler. Mesela bunları biz böyle atıyorlar. İşte 10 milyon euro, 15 milyon bana az geliyor yani mesela bir Arda Güler için, Kerem için, Ferdi için. Nedir rakamlar? Yani Avrupa'nın radarına nasıl girer bunlar? Mesela Arda şimdi, Güler, Ferdi, Kerem. Şimdi önce... Mesela Arda Güler. Önce Fenerbahçe'de oynaması lazım. Fenerbahçe'de bir sezon, iki sezon sürekli kesintisiz oynasa, yılda 40 maç, 50 maç, burada 60 maç oynasa, Mbappe 17 yaşında oynamaya başladı. Burada niye oynatmıyor? 19 yaşında Dünya Kupası kazandı. Yani bizde de oynaması lazım. Artık biz gençlere, şimdi neden oynamıyor işte? Biraz önce programın başında söyledim. Yaşlı oyuncular alınıyor, kadroda. Zaten Türkiye'deki tempo çok düşük. Mesela İngiltere'de saliseler önemli. Türkiye'de oyuncu alıyor, dönüyor istediği gibi. Yatıyor, kalkmıyor. Yatıyor, kalkmıyor. Sıkıntı o. Yani tempo çok düşük olduğu için çok yaşlı oyuncular da burada idare edebiliyor. Mesela Avrupa'da bir sürü ülkede tempo çok yüksek olduğu için, mücadele çok, futbol çok çabuk oynandığı için zaten yaşlı oyuncu tercih edilmiyor. Yani yılların tecrübesi olarak... Bu Ferdi'yi, Arda'yı, Kerem'i, yurt dışı kapıları açık mı sizce? Yani her şey pazarlamaya bağlı. Satılabilir bu oyuncular, tabii ki satılabilir. İyi paralara da satılabilir. Mesela Elif Elmas diye bir oyuncu 17 milyon euroya Napoli'ye satıldı. Çok doğru bir iş yapıldı orada mesela. Şimdi mesela Kim Min-jae'yi 50 milyon eurodan mı telaffuz ediyor Napoli? Kim Min-jae'nin 35 milyon euro çıkış maddesi var. Olmasa 100 milyon euroya da satılır Kim Min-jae. Kim Min-jae 100 milyon euroya. Tabii Kim Min-jae şu anda kimse farkında değil belki ama dünyanın en iyi stoperlerinden bir tanesi.
Çok önemli bir oyun. Fenerbahçe 18 milyon euroya vermek zorunda kaldı. Yani tabii futbolcu çok gitmek isteyince önüne de geçemiyorsunuz. Tabii onu da o zaman Çin'den aldığınızda bilemiyorsunuz. Tabii yani. O büyük başarı. Milyon, büyük bir transfer başarısı tabii. Mesela. Onu 2-3 milyona alıp 18 milyona satmak. Yani buna şöyle bakmak lazım Faik abi. Şimdi bir menajer ya da bir kulüp alt liglerden bir futbolcuyu izlediği zaman şöyle düşünüyor. Diyor ki ben bütçemin atıyorum 1 milyon euro bütçem var. Üçüncülükten bir topçu alacağım zaman bunun atıyorum 50 bin eurosunu kullanırım diyor. İkincilikten topçu alacağım zaman 100 bin eurosunu. TFF birincilikten 250 bin eurosunu ama Süper Lig'den alacağım zaman 1 milyon eurosunu kullanabilirim diyor. Avrupa'da baktığın zaman hani devamlı oynaması lazım dedi Ceylan Bey. Şu önemli. Bizim Avrupa'daki oynadığımız takımlarımız Avrupa'da bir yerlere gelemiyor. Avrupa'da bir yerlere gelemediği için Süper Lig, Avrupa'dan alacak takımlar Süper Lig klasmanında görmüyor bizim takımları. Üçüncülük, ikincilik klasmanında görüyor. O yüzden bütçeyi düşük tutuyorlar. Tabii. Gidecek oyuncuların bütçesinin düşük tutularak transfer olma sebepleri bence bu. Yani çok yüksek ya da çok yıldız bir oyuncu olması lazım ki bizim ligimizde yüksek bütçelerle yurt dışına gitsin. Bunun için de ne gerekiyor? Bizim Şampiyonlar Ligi'ne takım göndermemiz gerekiyor. Avrupa Ligi'nde en az çeyrek final, yarı finalleri görmemiz kesin gerekiyor. Avrupa orada Şampiyonası'nda milli takımımızın... Tabii bir şey olmuyor. Abi, Avrupa Ligi'nde... Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın tabii olması gerekiyor gruptan çıkması. Şimdi gerekiyor. Araya gideceğim. Mesela demin dediniz ki Aboubakar'ı Everton istedi 45 milyon euroya ama evet. Aboubakar ne dedi? Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım ve Porto'da kalacağım. Önemli olan o. Şimdi buradaki... Bir reklam tabii, vereyim tabii. Ondan sonra bu sohbete devam edeceğiz. Tabii ki o çok tartışılan kartlar var. Onları da Deniz bize anlatacak. Kısa bir ara yeniden birlikteyiz. HDI Sigorta'nın sunduğu program devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu program devam ediyor. Evet, bu haftanın maçlarına damga vuran kartlar var. Kırmızı kart mıydı, sarı kart mıydı? Tartışmalar zaten oradan başladı. Galatasaray'ın Konya'da kaybettiği maç sonrasında tartışılan pozisyon vardı ve bir kırmızı kart meselesi ve de Cesur'un açıklamasına Okan Buruk neler demişti. Bir Okan Buruk maç sonrası dinleyelim, devam edelim. Zor bir deplasman, zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz geçen hafta maç oynamamıştı ve bize hazırlanarak bu maça çıktı. Buraya 14 galibiyetle gelen bir takım olarak tekrar kazanmak için çıktık. Çok çok maçın başına iyi başlamasak da maçın devamında attığımız gol, girdiğimiz pozisyonlar, rakibimize net pozisyon vermedik ilk yarıda. İkinci yarıda yine aslında kötü başlamadık ama yediğimiz gol oyunun dengelerini değiştirdi. Rakibimizi burada biraz daha oyun içine soktu. Bizi tabii ki biraz da önde daha çok oyuncuyla hücum etmeyi, daha çok risk almayı kaybettiğimiz için ne kadar üzgün olsak da iyi takım olduğumuzu ve devamında tekrar kazanmaya başlayacağımızı iyi biliyoruz. Playoff'la ilgili bunun kararını verecek olan federasyon, herkes bununla ilgili düşünebilir, başvurabilir. Yani ligin artık son 9-10 haftasına gelmişken böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor ve gereksiz böyle bir gündem oluşturuyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla da bir şey söyleyeyim. Zaten federasyon kararını vermiş, lig oynanıyor. Bütün takımlar nasıl devam ediyorsa bunun peşinde. Ayrıca ki ülke olarak o kadar büyük bir şey yaşadık ki. Yani bunların konuşulmasını bile hepimiz üzülerek dinliyoruz. Biz hem ülke olarak hem futbol olarak birçok şeyin, birçok ülkenin ilerisindeyiz. Bizi Premier Lig'le karşılaştırıyorsanız tabii ki farklı ama zaten Premier Lig'i görmemiş bir insan olarak Premier Lig'i görmeyen bir insanı karşılaştırması saçma olur. Biz ülke futbolunu, ülkemizi en yukarılara çıkartmaya çalışacağız. Buraya gelen bütün yabancılar buna saygı duyuyor. Bu saygının da devam etmesini istiyorum. Yani ülkemizi beğenmeyen, ben çok fazla kimse görmedim. Yani hem ülke futbolunu hem ligi. Marka değerimizi korumamız gerekiyor. Marka değerini koruyacak en büyük kurum da Türkiye Futbol Federasyonu.
Evet, şimdi Konyaspor Galatasaray maçında Ahmet Oğuz Dubai pozisyonu ve Alanyaspor Fenerbahçe maçında Osayi Samuel, Yusuf Özdemir pozisyonlar. Haftaya damgasını vuran iki pozisyon. Şimdi senin yorumlarını alalım. Sarılar mı, kırmızılar mı doğru? Kırmızı mıydı, sarılar çıktı? Ne diyorsun? Önce Konyaspor Galatasaray maçındaki pozisyon Dubai ise. Yani, Konyaspor Galatasaray maçındaki pozisyonu zaten yayıncı kuruluşa röportaj veren Ahmet Oğuz sıcağı sıcağına diyor ki yani saha içerisinde böyle pozisyonlar olur. Her böyle pozisyona kırmızı kart çıksa maçta adam kalmazdı diyor sıcağı sıcağına. Daha sonra da bir kuruluşa televizyona bağlanıyor ve diyor ki ben sonradan izlediğimde pozisyon gerçekten şiddetliymiş. Kırmızı kart olurmuş diyor. Ben yanlış beyanat vermişim özür dilerim de diyor. Şimdi ben bunu baz almıyorum tabii ki ben pozisyonu baz alıyorum. Top ayaktan çıktıktan sonra en tehlikeli pozisyonlardır. Ya bir oyuncu ayağından açtığı toptan sonra arada kalan top diyoruz biz buna hakem camiasında eğitimlerde böyle. Arada kalan toplarda tehlikeli hareket, şiddetli hareket, ciddi faullü oyun olur. Ya da bir oyuncu topu ayağından çıkardıktan sonra benzer kriterler oluşur. Şimdi burada Duba topu ayağından çıkardıktan sonra Ahmet Oğuz'un geç kalınmış müdahalesi var gergin ayakla. Kramponun çivileriyle Dubois'un bilek üstü, tam bilek değil, bilek üstüne denk gelen ciddi faullü oyunu var. Ve rakibi sakatlayabilecek bir müdahalesi var. Yani bileği kırılabilir, kaval kemiği kırılabilir oyuncunun. Çok sert bir müdahale. Şimdi %100 kırmızı kart olması gerekiyor. Ama bizim tartıştığımız konu farklı. %100 kırmızı kart oluyor. Kriterler bunlar. Kriterler oluşmuş, var neden müdahale etmiyor. Ve oluşan yer dördüncü hakemin, pozisyonun oluştuğu yer dördüncü hakemin önü, yardımcı hakem oyuna hakim, neden müdahale etmiyor? Bunlar müdahale edebilir mi? Kesinlikle. Yani zaten şimdi diğer Fenerbahçe maçına geçtiğimizde söyleyeceğim onunla ilgili görüşümü de. Var ne için var? Hatayı düzeltmek, siyah beyaz hatayı düzeltmek için var. Burada neyi görmedi de müdahale etmedi ya da ne konuştular da müdahil olmadı. Önemli olan konu bu. Sayın Lale Orta yapmış olduğu açıklamada VAR'ın görüntülerini de alırım, VAR'ı da dinlerim, yaparım, ederim diyor. Acaba dinledi mi? Ne sonuca vardı? Bu hakemler, bu pozisyonları değerlendirmeyen hakemler ne kadar ceza alacak? Onları merak ediyorum. Şimdi iki gün boyunca bu tartışıldı. İki gün sonra da Fenerbahçe, Alanya deplasmanında benzer bir pozisyon. Birebir aynı değil ama benzer. Çizgiye yakın. Bu sefer arada kalan top. Hani dedim ya, arada kalan top. Ayaktan açıyor ve arada kalan top Osayi Samuel'in. Osayi Samuel ayağından açıyor. Rakibi topa müdahale ettikten sonra rakibin kaval kemiğine, yine bilek üstüne, gergin ayakla, kramponları denk gelecek şekilde yaralayıcı bir müdahalede bulunuyor. Hakem bunu görüyor. Uzakta olmasına rağmen önü açık ve değerlendiriyor aslında. Elini arka cebine atıyor. Kırmızı kartı çıkaracakken kafasını yardımcı hakeme çeviriyor. Oradan muhtemelen bir feedback alıyor. Yardımcı hakem yakın pozisyon gereği yakın olmasına rağmen. VAR'dan bir şey alamaz o kadar kısa sürede. Tabii ki. Yardımcı hakem pozisyon gereği yakın olmasına rağmen aslında açı gereği uygun açıda değil. Yani faule maruz kalan oyuncunun vücudu yardımcı hakemi kapatıyor. Yardımcı hakem orada Osayi Samuel'in net basması var mı yok mu göremiyor. Benim yorumum bu. Ona rağmen yardımcı hakem bence bu pozisyon sarı kart diye hakemin kafasını karıştırıyor. Bütün bunlar olmasına rağmen, iletişimde problem olmasına rağmen, açılara uygun olmamasına rağmen, aslında Mete Kalkava'nın pozisyonu görüp değerlendirmesine rağmen aralarındaki konuşma muhtemelen VAR'ı etkiliyor. VAR'la gerekli konuşmaları yapamıyorlar ya da yapmıyorlar çünkü yardımcı hakemle hakem değerlendirmiş, VAR ben karışmayayım diye değerlendirmiş olabilir. Birkaç televizyon programında da bu tartışıldı. Hatta sevgili Sinan Engin dedi ki, burada ben de mesela merak ediyorum, VAR bunu çağırmıyor ama Mete Kalkavan emin olmak için bir gidip görüntüyü izleyemez mi? VAR çağırmıyor. Mete Kalkavan'ın zaten emin olmadığını biz şuradan anlıyoruz. El kırmızı karta gidiyor, sonra sarı karta dönüyor. Zaten emin değil. Peki gidip izleyemez mi? VAR çağırmasa izleyemez. Arasındaki konuşmada zaten şiddet var, devamlılık var.
kramponun çivileri. Yani diyorlar ki VAR çağırmadığı için Mete de gidip izleyemez diyorlar. Böyle midir? Ya da bana diyebilir mi? Ben emin değilim pozisyondan, bir görebilirim. Sen Mete nesin? Kalkan benim emin değilim, izlemem gerekiyor, izleyeyim bunu demez. Ben pozisyonu süzemedim diyebilir. Ya da ben yeterli bir şiddet görmedim diyebilir. Ama bunun üzerine VAR hayır burada şiddet var demeliydi. Ya da işte rakibin yaralı... Var da bunu demeyince... Tabii ki yani aralarındaki iletişimsizlik tamamen bu. Yani komplo teorilerini falan hep bir kenara bırakalım. O desteklenmiş, bu olmuş, önceki faul vardı. Diğer maçta kırmızı kart çıkmadı, bunda da çıkmadı. İşte gol iptal edildi, o oldu falan filan. Bütün komplo teorilerini kenara atalım. İletişimsizlikten kaynaklı tamamen. Bütün problem de oradan kaynaklanıyor. Peki bu ligin geriye kalan haftalarında bu VAR ciddi problemler yaşatmaya devam edecek. Ben şöyle bakıyorum, yani sağdakiler daha deneyimli, yukarıdakiler daha deneyimsiz. Kesinlikle. Çünkü yani öyle değil sahada mi? Yeterli verimi alamadığı hakemleri VAR ekranına, monitörüne. Böyle bir şey olabilir mi? Yani diyor ki sen, sahada sen maç yönetemiyorsun evet, diyor. Yani olay bu. Aslında kriter olarak yani... İyi futbolcu, kötü teknik, iyi bir teknik adam olacak diye bir şey yok aslında. Baktığınız zaman mantıken baktığınız zaman belki izlediği şeyi daha iyi değerlendiriyor olabilir. Belki analitik daha hızlı düşünüyor olabilir. Ama siz bir pozisyonu, bir olayı saha içerisinde gerçekten net değerlendiremiyorsanız ekran başında da izleseniz, baksanız da değerlendiremezsiniz. Örneği var. Özgür Yankaya örneği var. Belki sahada iyi hakem değildi ama VAR monitöründe Enkudu örneğini göstereceğim, söyleyeceğim. Beşiktaş maçında o bu şiddetli hareket, kafa attı. Bu kırmızı kart, gel izle tavsiyesi yapmasına rağmen hakemin gidip izlediğini değerlendiremediği durumlar da oldu. Yani Özgür Yankaya'yı belki hakem olarak vermiyoruz ama burada iyi bir... Orada Özgür Yankaya çağırdı Enkudu'ya ama... Mesela yani sahada kötü olabilir ama VAR'da iyi olabilir. Hayır, benim merak ettiğim sahada mesela... Sahada çok iyi olabilir ama VAR'da iyi olmayabilir. Biz izlerken görüyoruz. Hem Konyaspor Galatasaray maçında hem Fenerbahçe'nin Alanya maçında. Bu VAR, hocam yani görüyor. Bir gel izle diyor. Kararı versin. Yani son kararı hakem vermeyecek mi? Gel kardeşim bir izle. O zaman izleyenin kötü senaryolar yazmasına da engel olursun. İşte bu dedikoduları... Bunu... Hakem geldi izledi. Kardeşim hayır, görmedim kardeşim. Şiddet atmadı. Bunu en iyi Dünya Kupası'nda izledik. Dünya Kupası'nda FIFA... Aslında İFAB'ın bütün tabularını yıktı. Yani %100 siyah beyaz, bariz, somut delil olacak ki müdahale edebilirsiniz diye bir VAR protokolü varken FIFA Dünya Kupası'nda bunu hakemlere verdiği eğitimde şüpheliyseniz, hakeminle diyaloğunuzda problem varsa, şüpheli bir durum varsa mutlaka çağırın izletin dedi ki Dünya Kupası'nda hakemler monitöre gidip kararını değiştirmediği durumlar da oldu. Şüpheli olduklarında bile çağırdılar ki kamuoyunun vicdanı rahatlasın. Tabii, hakem tabii. İzleyip yorumu yine kendisi yapsın. Belki saha içerisinde göremedi. Aslında bizde de böyle olsa belki farklı olurdu. Belki ama diyorum. Ama bizim bu VAR'la başımız çok derde girer. Çok. Ne diyorsunuz? VAR ilk Türkiye'ye geldiğinde de aynı şeyi söyledim. Biz VAR sistemini de bozarız dedim. Evet, maalesef bozduk. Biz yapı gereği böyleyiz. Ülkece böyleyiz. Her sistemde olduğu gibi bunu da bozduk yani. Evet. Şimdi benim izlediğim maçlarda, yurt dışında ve Türkiye'de izlediğim maçlarda gördüğüm en büyük fark orada da hakemler çok hata yapıyor. Ama belki hakem daha çok yapıyorlar. Hakem sahaya çıktığı zaman bir özgüveni var. Sahaya çok hakim. Futbolculara hakim, taraftara hakim. Bizimkiler maalesef stresli çıkıyor maçlara. Çok saldırı oluyor, çok baskı oluyor. Maç oynanmadan 3-4 gün önceden iki kulüp de başlıyor. Hangi kulüp olursa olsun. Yok bize karşı hata yapacak. Bu hakem bize karşı art niyetli. Öbür kulüp diyor. Medya bu hakem art niyetli. Bir psikolojik olarak bir baskı altına alınıyor. İkinci gördüğüm en büyük şey de mesela orada hakem VAR'a gidiyor. 10 saniye sonra, 15 saniye sonra geliyor hemen kararını veriyor. Evet. Biz de gidiyor. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika sonra gelen hakem var. Yani Fenerbahçe'nin ve Alanya maçında çok durdu oyun ya. Çok. Oyun çok durdu ve bir herkesin gördüğü şeydi. Peki gelelim gollere, ne diyorsun? Yorumun ne? Hem Alanya'nın attığı gol, hem çizgi muhabbeti var, hem Rossi'nin attığı orada gol. Orada en büyük sıkıntı ne biliyor musun Faik abi? Bizim eğer yayıncı kuruluşa ya da kamera sistemine uygun statlarımız yoksa Süper Lig'de maç oynanmamalı o sahada. En büyük sıkıntımız bu. Şimdi
Karagümrük kendi sahasında maç oynayamıyor. Neden? Yayıncı kuruluşa uygun kamera konumlandırma yerleri yok. İşte soyunma odaları yetersiz. Kriterler var. E şimdi Alanya stadında bir tarafta Alanya Spor'un attığı golde kameralar aynı saha, aynı VAR operatörü, aynı hakemler, aynı VAR hakemleri hepsi aynı kameramanda. Ama bir tarafta kalenin arkasından görüntü veriyorsunuz. Ayaktan işte ayağın kale çizgisine daha yakın olduğunu gösteriyorsunuz. Diğer tarafta topun yani resmen uzaydan gösteriyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı anda mı durduruldu? Rossi ileride miydi, geride miydi? Herkesin kafasını karıştıracak bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi topun saliselerle geriden ya da işte ayağa vurulduğu anın saliselerle gerisinden ekrana verseniz pozisyon offside çıkmayacak. Biraz ayaktan çıktığı anda verseniz Rossi offside çıkacak. Şimdi biz burada görüntüyü göremedikten sonra vicdanen rahat edemiyorsunuz ki, yorum yapamıyorsunuz. Baktığınız zaman işte sosyal medyadan bakıyorsunuz. İşte Rossi geride görünüyor. Paylaştıkları görüntüden. Başka bir açıdan gösteriyorlar. Rossi ileride görünüyor. Teknolojik olarak bizim güvenmemiz gereken VAR'a biz güvenemiyoruz sırf kamera açılarından dolayı. Evet, şimdi bu maçın daha oynanırken ve bugün de Fenerbahçe kulübünün sert açıklamaları vardı. Ve Fenerbahçe'nin açıklamalarından sonra Galatasaray Başkanı bugün bir basın toplantısı yaptı. Bir de onu dinleyelim bakalım Sayın Dursun Özbek neler demiş. Şu anda geldiğimiz noktada görülen odur ki MHK Başkanı Sayın Lale Orta başında bulunduğu kurulun görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamalarda gerekse bir spor kanalına çıkıp yaptığı açıklamalarda hepimiz dinledik, şahit olduk. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne başkanı ne de yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. Demek buradan şunu anlıyoruz. Sayın Lale Orta, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri hepsi aynı fikirdedir. Sayın Lale Orta da onların sözcülüğüne soyunmuştur. Merkez Hakem Kurulu'nun görev ve yetkisi arasında yayıncı kuruluşa, herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Yönetim kurulu kararı olmadan çıkartılamayacak bir VAR videosunun VAR odasından çıkartılmasıdır. Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. VAR odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. MHK Başkanı kendisi istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri istediği kadarıyla ekrana getiriyor. Sayın MHK Başkanı hem savcılığa hem de hakimliği adaleten dağıtan kişi rolüne soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz. Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Yayıncı kuruluşun çekilen görüntülerde demek ki bazı görüntüler yayınlanabilir. Duruma göre bazıları da yayınlanmaması lazım. Bunun yayınlanabilir, yayınlanamaz olduğu konusu Sayın MHK Başkanlığı'nın anlattığı çerçevede onun inisiyatifinde. Deliller herkese açık olmalı. Herkes o deliller çerçevesinde kendi hakkını arama mecburiyetindedir. Bu kurulun başkanının arka kapılardan bulduğu çözümlerle, yaptığı gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletli hakem seçimleriyle ve kararlarıyla hepimize örnek olması gerekir. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği televizyon programıyla ilgili orada görevli bir arkadaşımız istifa etmiş. Sayın Lale Orta televizyondaki konuşmasında bu istifaya da açıklık getirdi. EYT'den istifa etmiş. O arkadaşın istifasıyla televizyon programında yaptığı yorum aynı saate denk, istifa kararıyla aynı saate denk gelmiş. Kimse bizim aklımızı alay etmeye kalkmasın. Neredeyse tüm ülkenin hemfikir olduğu bu konunun yanlışlığıyla ilgili federasyon başkanı neden hiçbir açıklama yapmıyor? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susmuş, herkes susuyor. Sayın Lale Orta hem TFF'nin sözcülüğünü yapıyor hem de olaylara açıklama getirmek zorunda kalıyor. Eğer biz adaleti herkes için sağlayamazsak şu an yaşadığımız gibi birileri çıkar, adaleti kendine göre dizayn etmeye çalışır. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki sanki bu plan göz göre göre oynanıyor. Adeta gözümüze sokulacak kadar detaylı bir şekilde çalışılıyor. Evet, Sayın Özbek'in bu
basın toplantısından sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç bir çağrıda bulundu. Dedi ki Sayın Başkan'a buyurun gelin istediğiniz televizyonda karşılıklı bir canlı yayın yapalım ve herkes eteğindeki taşları döksün dedi. Evet ben de hazırım yani moderatörlük yapmaya. Buyursunlar gelsinler bu ekranda da hem Sayın Özbek'i hem Sayın Ali Koç'u ağırlarım ama Sayın Ali Koç'un bu çağrısına Galatasaray'dan hemen süratle cevap geldi. Biz bu işlerde yokuz dendi. Bu arada bir son dakika gelişmesini sizlere hemen aktarayım. Şu anda gelen son dakika gelişmesi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiler. Sonuçta ne olacak? İşte biraz ceza alacaklar. Statlara, maçlara, protokol tribüne, maçlara gitmeyecekler. Ama yangın sönmeyecek. Ne diyorsunuz? Söner mi yangın? Ben bu tartışmalara son derece karşıyım. Olmaması gerekir. Türk futbolunun marka değerini düşürüyor. Sayın başkanlar ikisi de çok değerli başkanlar. Sayın başkanların yapması gereken kendilerine hedef koyup Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hedeflerini Avrupa şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, yarı finaller olmalıdır. Yani yoksa buradaki tartışmalar sadece Türk futboluna zarar verir. Sadece kulüp kendi kulüplerine de zarar Şimdi verir. Burada tabii Fenerbahçe Galatasaray arasındaki bu atışma devam ederken Beşiktaş da sessiz değil. Beşiktaş da diyor ki kardeşim bu Gaziantepspor'la Hatayspor'un maçlarını niye hükmen sayıyorsunuz? Yani hükmen değerlendiriyorsunuz. Geçmişe dönük ligin bütün maçları Gaziantep ve Hatay'ın maçlarını saymayalım, sıfırlayalım. Yani ligi 17 takımla oynanmış farz edelim. 2 takım düşsün. Ve bu maçlar, çünkü biliyorsun Beşiktaş o iki tane maçta oynadığı iki maçta 5 puan kaybetti. Sen ne diyorsun? Programdan önce bu maçlar tescil edildi dedin. Yani oynanmış maçın bir kaybedilmiş puanın tekrar talep edilmesi bu afet döneminden sonra ben çok yakıştıramadım aslında. Bunun söylenmesinden bile ben rahatsız oldum. Neden rahatsız oldum? Oynanan ve tescil edilen maçlarda kaybedilen puan geri istenemez. Zaten federasyon bununla ilgili bir karar almış. Bundan sonraki maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılacak demiş ve o konu orada tartışmaya kapanmış. Bundan yıllar önce benim yaşım çok fazla yetmiyor, hatırlamıyorum. Sadece bilgi için soruyorum. Samsunspor bir trafik kazası geçirdiğinde, ligden çekilmek zorunda kaldığında sezon boyu bütün maçlarında mı hükmen mağlup sayıldı? O andan itibaren mi maçlara çıkmadığı maçlarda mı 3-0 hükmen mağlup sayıldı? Onu merak ediyorum. Benim bildiğim kadarıyla kaza geçirdikten sonra ve ligden çekildikten sonraki maçlarda evet, hükmen 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Yani emsali olan bir şey için tekrar geri dönüyor. UEFA'yı örnek gösteriyorlar. UEFA mesela işte Rus takımlarının çekildiğinden sonra gruptaki maçları sıfırladı saymadı ya. Bir de Euroleague'de de böyle bir şey oldu basketbolda. Rus takımları çekilince Fenerbahçe'nin ama kazandığı bütün maçlar iptal edildi. Şimdi Rusya yani o savaş dolayısıyla Rus takımlarını cezalandırdı. Evet. Cezalandırma yöntemi o. Evet. Burada cezalandırma yok. Mecbur kalınmış. Afetten dolayı çekilmek zorunda kalmış. İki takım var. Sadece burası değil, altlıklarda da var çekilen tabii takım. Tabii ki yani bu ceza değil ama oradaki çok farklı bir konu. Cezalandırma yöntemine gittiği için UEFA bütün maçlarını mağlup saydı ve muhtemelen gelirlerinden de oldular. Tabii, yani bütün maçlarda mağlup sayıldığı için. O yüzden ben hani bunların dile getirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle afet döneminde hesaplara girilmemeli. Bu MHK başkanı olan hemen pusula ismi şaşırıyor. Ben bundan önceki MHK başkanını Fenerler diyordu ki bu Galatasaraylı. Şimdi Sayın Lale Orta geldi. İlk defa bir dünyada da ilk galiba bir MHK başkanı bir kadın. Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Şimdi Galatasaraylılar diyor ki bu Fenerbahçeli. Nasıl olacak? Bu işin içinden nasıl çıkacağız ya? Bu MHK başkanı bu ülkeye dayanmaz. Yani bu ülkeye MHK başkanı bulamayız yani. Vallahi işte benim bu konular hep bakış açım değişik. Federasyon başkanı seçiliyor. Herkes oy kullanıyor. Görev süresi bitinceye kadar herkes ona saygı duymak zorunda. Evet. Kabullenmek zorunda. Yani seçildikten bir ay sonra. Şimdi o da MHK'yı seçiyor. Evet. Federasyon başkanının seçtiği MHK'ya da bütün kulüpler saygı duymak zorunda. Evet.
Yani, maalesef böyle bir şey yok. Mesela sonlara geldik. Şimdi milli maç arası var. Ondan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Evet. Nur içinde yatsın. Yıllarca program yaptım. MHK başkanıydı Bülent hocam. Çok özlüyorum onu da. Bülent Yavuz'u arardım ben, Allah rahmetliyi. Diye. Derdim ki kim yönetecek maçı? Bana 4-5 tane isim verirdi. Bunların arasından bul derdi mesela derbi. Şimdi öyle bir şey yok. Sağa bak Halil Umut Meler, sola bak Halil Umut Meler. Öyle değil mi? Fenerbahçe Beşiktaş herhalde Halil Umut Meler. Denize düşen Halil Umut Meler'e sarılıyor gibi bir şey evet. var. Yetiş ya Halil ne kadar Umut Meler. Bir şey düşünüyor yani musun? Birkaç aday aslında var ama Merkez Hakem Kurulu bu kaotik dönemde risk alıp onları veremez. Verir mi? Onları verir mi? O tartışma konusu. Allah yani sağlık adalet, saat, Halil Umut Meler'e sağlık saat versin Allah. En fazla aslında adalet duygusu, adalet vurgusunu yapan Lale Orta'nın adaletli olmadığını düşünüyorum ben. Neden biliyor musunuz? Bir hakem var ya da birkaç hakem var. Bundan 6 hafta önce maç yönetmişler. VAR müdahalesiyle kararlarını değiştirmişler ve doğruyu bulmuşlar. 6 haftadır dinleniyorlar. Ama üst üste maça çıkan hakemler var. Aynı maçta 200 kez VAR müdahalesiyle karar değiştirmelerine rağmen onlar her hafta ediyorlar. Her hafta maça çıkıyor. Yani adalet sağlayamadığınız zaman kurum içerisinde Ceylan Bey'in söylediğine geliyoruz. Hakemler güvenmiyor diyor ya. Yani İngiliz hakemler kararın arkasında duruyor, güveniyor. Bizdeki güvensizlik kurumu yönetenlere güvenmemekten kaynaklanıyor. Geriye kalan 10 hafta daha fazla konuşuruz. Mesela Cüneyt Hoca'nın ben Dünya Kupası'nda yönettiği maçı izledim. Şampiyonlar Ligi'nde bir sürü maçını izledim. Türkiye'deki maçlarını da izledim. Sanki bambaşka. Dağlar kadar farklı. Dağlar kadar fark oluyordu tabii. Hepsi güvensizlik. Özgüven tabii. Özgüven. Ayağınıza sağlık. Verilen Çalışkan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu işler düzelecek inşallah. İnşallah. Türk inşallah. Futbolu iyi bir yerlere gelecek. Ben çok ümitliyim. Biz geriye kalan 10 hafta daha çok konuşuruz bu hakemle. Evet. Deniz'ciğim ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Noktayı koyuyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. HDI Sigorta sundu.